Bugün seni hastanede yalnız bıraktığım için özür dilerim. Ama sebebi vardı. Sana sonra anlatacağım. Dün hastaneden apar topar çıkmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Ya aslında öyle gitmezdim ama... Ya Yağız, tamam açıklama yapmana gerek yok. Hem mesaj attın ya zaten. Ya gelip yanımda oldun ya, o bile yeter. Sen şimdi kızmadın mı? Yok canım, niye kızayım? Hem sen beni boş ver de. Ne yaptın, memnun musun evden? Ya hem de nasıl? Okula her sabah beraber yürüyeceğiz bu sayede. Ben yalnız yürümeyi çok sevmiyorum da. O yüzden söyledim. İşte bugün biraz böyle az insan vardı kafede. Eylül. Aa, Arzu. Ne haber? Ay nerelerdesin sen ya? Ha, bu Arzu benim liseden arkadaşım. Memnun oldum. Ben de. Bu da eniştemiz mi? Okul nasıl gidiyor? İyi ya, nasıl gitsin? Sen de mi burada okuyorsun yoksa? Ama sana tam da burası yakışırdı. Bizim sınıfın en çalışkanıydı Eylül. Yok, ben okumuyorum. Çalışıyorum. Hadi ya. Olsun, seneye inşallah. Düşünmüyorum okul falan ya. Çalışmayı düşünüyorum artık. Hayırlısı olsun. Ama bu zekana yazık edersin. Neyse, benim biraz acelem var. Ben gideyim. Sonra haberleşiriz, olur mu? Tamam canım. Görüşürüz. Memnun oldum. Sen gerçekten o sınava girmeyecek misin? Hayır. Ben üniversite defterini kapattım. Ya bak, çalışırsan yapabilirsin. Hem arkadaşın da söyledi. Zekisin, çalışkansın. Yapabilirsin yani. Artık çok geç. Ya ben kitap yüzü görmeyeli o kadar zaman oldu ki. Her şeyi sıfırdan başlamam gerekiyor. Ve şu an öyle bir vakit yok. Ya bak, bu şekilde düşünme. Hem kursa gidersin. Ben de sana yardım ederim. Yani eksiklerini bu şekilde kapatabiliriz. O kadar kolay değil. Ben aileme o kursa gitmek istediğimi söyleyemem. Neden ama? Babam mı engel oluyor sana? Benim babam dünyanın en harika babasıdır. O çok istediği için ben okumaktan vazgeçtim. Eğer istediğimi anlarsa bunu kendine dert edinir. Beni okutamadığı için, o kursa gönderemediği için kahrolur, anladın mı? Sen de bir daha sakın bu konuyu açma.